biz buraya, Yanıt'a tarihimizi sorarsınızsa, 1887 yıllarında buraya zorunlu göç oldu. Rusya, Moskova yakınlarından Saratov bölgesinden buraya geldik. O zaman yerleştik. Burası Çarlık Rusya'sının himayesindeydi. Karagurut'a kadar. Ve Erzurum Osmanlı'daydı. Burada şey ettiler, zaten de da sifili, e, sükut, sakin insanlar geldi burada. Efendim, değirmen yaptılar, diğer tarım aletlerini yaptılar, tarımcılık yaptılar. Güzel atlar beslediler, inekler beslediler. O zaman hep ünlüydü. Malakan inekleri, Malakan atları, yani her türlü. Değirmen de yine mesela su akardı, da şey derdi. Malakan bunu düşündü. Ya bu su yine boşuna aksın. Burada değirmen, bütün toplumun un ihtiyacının da üğütülüp yedilmesi şey de onların değirmenlerinden geçerdi. Yani durumu böyle yaşadılar. 1961 yılında da anlaşmalı bir şekilde Rusya'ya turist olarak gittiler. Yani 4 yıllık şeyiyle inönü zamanında yani bu geri dönecekler diye ama o zaman komünist ülke gitti pasaportlarını aldılar ki dönüşe müsaade etmediler ve orada kaldılar. Yani bu onların asıl çoğusunun ana vatanı Türkiye karşıydı. Peki son yıllarda e, kimler vardı karşıda kalanlar? Son yıllarda çok az kaldı. Birkaç tane Rus kaldı, birkaç tane Malakan kaldı. Kars'ın içerisinde yaşayan diş yapan usta vardı. Vasil ve Tirafim Denisenko. Bunlar Rus işçiydiler. Onlar kalmıştı. Arpaçay'da yine onlar da sanatçılar hayvancılıkla uğraşardılar. Efendim Maksim var. Onun ailesi kaldı. Burada da ben kaldım. Şehirde yine bir müteahhit vardı. Michael Boyar isminde o kaldı, çoğu öldü gitti yani şu anda Kars'ta kalmadı, İstanbul'da da bir iki aile Rus veya malakan olarak yani birkaç aile kaldı. Kars'ta yaşayan kaç malakan var şu an? Şu anda Kars'ta yaşayan bir e, Serka'da ya, e, yaşayan bir kız var, onun kardeşler var Pole, e, o kaldı, soy ismi de Dölemenci'dir o kaldı. Bir de burada ben kaldım. Başka kalmadı. Evet, Malakanlar neler bıraktılar bize? Ha Malakanlar buraya çok şeyler bıraktı da ama bazı fikirler bunu algılayamadı. Yoksa Malakanlar her türlü yani insanlığı olsun, ibadet olsun, bizim mesela Kars bölgesinde bıraktığı Patates ürünü onların teminidir. Kaz onların getirdiği şeylerdir. Ayçiçeği biz sımışka diyoruz onların getirdiği. Lahana, kelem diyoruz onların getirdiği şeylerdir. Onun tarımını bu karsa yaptılar, yaygınlaştırdılar. Ha şimdi patates de ekiliyor, lahana da ekiliyor. Ayçiçeği az da olsa yine bir ekimi vardır. Yani o kültürden o hisseler kapıldı. Bir de ayrıyeten yine yemek kültürü. Tamam Malakan yemeği olmasa dahi daha öncelerden e, e, harptan çıkmış bir devlet e, yemek şeyi yoktu ama Malakanlarda bu kültür vardı. A, o da bir e, Kars'a bir miras kaldı. Eski Kars'ı hatırlıyor musun? Gençlik yıllarında. Tabi tabi eski Kars'ı çok Nasıl? güzel hatırlıyorum. Şimdi eski Kars'ta yani tamam benim yaşım ona şey değildir. Ben atalarımdan öğrendiğim şekilde, onların anlattığı şekilde. Çünkü şeyleri vardı burada iş yerlerinin amblemi vardı. Burada sinema vardı, burada tiyatro vardı. Burada Kars'a üzgü bira üretim yeri vardı. Yani Kars'ta çok şeyler vardı. Sonra caddeleri öyle bir ölçüdeydi ki o zaman şeyle, sacınla yapılırdı. Şimdi bir sacın iki metredir. Ee, ana caddeler on sacındır. Ara sokaklar beş sacındır. Yani ara sokaklar beş metre, e, şey on metre, caddeler yirmi metre olarak hesaplanıp dümdüz olarak şey edilmişti. Binalarda daha değişik bir şeyler vardı. Şimdi e, camiler olsun, yani Karsta eskiden Karsta cami de vardı. E, o zaman e, kaç tane cami vardı? tam şeyini bilmiyorum. Hala yani şu anda mesela Yusuf Paşa Camisi duruyor. Yani o tarihlerde yapılan camiler, e, kiliseleri vardı. Da burada genellikle çoğunluğu Malakan yaşardı. E, diğer e, etnik e, gruplardan da vardı, Yahudi de vardı, Rum da vardı, burada e, Suriyeni de vardı. E, bu mesela şeyde karşı merkezi çiftlik, e, has çiftlik köyü o zaman Suriyeniydi. Yani bunu bu bilgiler benim dedelerimin tarihinden aldığım bilgilerdir. Ben de yaşadığım tabii e, tabi ben 48 e, 48 doğumluyum. Malakanlar 1961 yılında gittiği zaman ben o zaman 14-15 yaşındaydım. Hatırlıyor musun o Malakanların köydeki o nelerle meşgul Tabii. kaçta kalkardılar, neler yaptılar? Tabii, yani? hepsini hatırlıyorum. Şimdi kalkardı, güzelce herkesin kapısı, güzelce hayatı, tertemiz. Etrafta çiçekler ekilirdi. Ve bizim Malakan projesine göre evin dışında bizi napsar diyoruz. 4-5 dönümlük bir tarla var. Eve bitişik. Ar ev arsasına bitişik. Aa, orada da lahana ekilirdi, patates ekilirdi. Yani sebze şeyini o tarladan temin ederlerdi. Öyle baktığınız zaman dışarıdan köye sanki burası bir cennet gibi. Yani o kadar ki şeydi, güzeldi. Çok bilinçli bir tarım yapılırdı değil mi? Şimdi Tarımda da bilinçliydi, her türlü şeyde bilinçliydi. Burada tarımı da bilinçli yaparlardı. Yani onun metodolojisi de kendileriydi. Her şeyi kendileri, kendi ölçülerine göre yapılırdı. Burada malakan inekleri dirdi. Süt verimi o zaman çok iyiydi, çok yüksekti. Her hayvandan o kadar süt almak mümkün değildi. Malakan atları vardı tek arabaya koştuğun zaman yaklaşık 2 tonun üzerinde yük çekerdi o hayvanlar. E Malakan kültüründe ayrıyeten her evin ekmek pişirme için fırını vardı. Her evin e, hamamı vardı. Özel aile hamamı. Yani böyle şehirlerdeki gibi değil. O şeyle taşla örülürdü. Üzerine büyük taşlar konurdu. Üzerinde kazanlarda su kaynardı. O suyu taşlara şey ettiğin zaman buhar verirdi. O buhar da insan vücuduna geldiği zaman bizim bu yavşan süpürgesi dediğimiz şeylerden de bağ yapardı, de o şekil böyle vurarak vücutlarına vurarak o vücuttaki gözenekler açılırdı. Ne kadar rahat bir şeydi. Meteoroloji dedin, ne yaparmışlar? Şimdi meteoroloji dediğim e, böyle. Şimdi onlar e, hava şeyinden anlardı, hangi taraftan rüzgar etse yağmur olacaktır, hangi taraftan şey ise ne olacaktır. İlkbaharın e, diyelim ki Mart ayında baharın başlangıcında rüzgarlı mıdır, yağmurlu mudur, soğuk mudur o yılı ona göre e, yorumlardı, ona göre ekinlerini ekerdi. Abi e bir de ekinleri çok fazla erken etmezler tarla ısınmadan çünkü tarla ısınmadan ektiğin zaman diyelim ki arpa ekiyorsun o nasıl oluyor so soğuk vurduğu zaman yulafa dönüşüyor. Bir de erken ektiğin zaman yabani ot içerisinde çok olur. Ha e bunu e, da ekerlerdi da affedersiniz malakanlar genellikle e, böyle toprağa koydukları zaman o toprağa o dereceyle ölçerdi sıcaklık, soğuk şeyini. Demek ki insan vücudunda en hassas ölçü birimi oymuş. Ona göre anlardılar. Tabii ona göre anlardı, ona göre ekimlerine devam ederlerdi. Nadas'a bırakırdılar. Bir de. Ha, Nadas'a bırakırdılar. Şimdi orada mesela her yıl aynı yeri ekmezdiler. Şimdi böyle burada bir şey var da bunu e, Türk dilinde şeydim da herik deriz. E, bizim burada diyelim, bu yörenin e, şivesiyle herini ekerdi. ikinci yıl heri ayağı derdiler, onu ekerdiler. Üçüncü yıl yine şeye bırakırlardı. E, dinlenmeye bırakırdı. En az e, dört yıl, beş yıl o tarla dinlenirdi. Tekrar nadas eder, o şekilde gel Gübre yoktu. E, o zaman öyle, kimse de zaten gübre dediysen atmazlardı. Verim de Şimdiki durumdan daha iyiydi. Ee, o zamanın mesela buğday veyahut arpa ekmeğini yapardın. Kokusu en azından 100-150 metre dışarı vururdu. Şimdi o koku da kalmadı. Bire yüz verdiği dönemler olmuş Kars'ta buğdayın. Ya olur. Şimdi bire yüz verdiği dönemler böyle olurdu. Şimdi o zaman bir taraf korunurdu. Hayvan tırnağı girmesin. Hayvan tırnağı girmediği yerde yani ayaklanmayan bir yerde verim daha yüksek olurdu. Yani bizim ölçülerimiz oydu. Ve onun da gerçekten de faydasını görüyorduk. Siz halen devam ettiriyorsunuz değil Tabii mi? halen devam ettiriyorum. Şimdi şöyle devam ettiriyorum ben. Şimdi hayvan girmemesi için mecbur ekin yeri daha olsa nadas şey diyorum ki. Çünkü natasda bir yeşillik yok hayvan girmez. Ama o şekil korumaya çalışıyoruz. Hayvancılığı nasıl yapardılar? Şimdi hayvancılığı çok güzel yapardılar. Hayvanın her türlü yani ahır teşkilatı tamam modern değildi ama ahır teşkilatında temizliğine, hayvan parazitlerine çok güzel önem verirdiler. Ya yani hayvanın da hangisi daha iyi süt verirse de damızlık ondan ayrırdılar. Onu da biliyordu. Şimdi ev şeyinden, ev hayvanından boğa şey etmezlerdi. Dışarı başka bir komşunun boğa boğalırdılar çünkü o süt verimini düşürüyordu. Şimdi Malakanlar burada Müslümanlarla komşuluk da yaptılar, komşuluk da şey ettiler, iyi bir geçim sağladı. Şimdi mesela en bariz örneğin şöyle diyelim: Ramazanlıkta Malakanlar evde yemek yapmazlardı çünkü. Oruçtan Müslüman kardeşlerine şey olmasın, koku giderse de ayıp olur diye öyle yani bir ay tamam oruç tutmazlardı Malakandalar. Ama oruç ayında ona karşı saygılar vardı. Komşuların da yani bunlara karşı saygılar vardı ama işte tabi ne de olsa bir din değişikliği var orada ufak tefek pürüzler oluyordu. O da tabi her yerde normaldir. Çalgavur köyünde Taceddin'in babasını ziyaret etmişsin, onu da bir anlat. Tabii Taceddin'in babasını da ziyaret ettim, annesini de ziyaret ettim. de orada şey etti. Ya dedi Malakan dedi biz onlar dedi çok etmeyin yedik, onların bir kültürü çok iyiydi. Bana e, e, peynir getirdi dedi bak dedi. Biz dedi onlardan öğrendik bu Malakan peyniri de sen eve e, götür. Dedim ya bizim evde de aynı peyniri yapıyor. Olsun olsun diyor. Hiç olmazsa ben bir küçük de olsa bir şeyim olsun, katkım olsun size. E, sonra babası içerisinde yaşadı, gördü onların ne kadar iyi bir insan olduğunu. E, adam durup onları şey ettiği zaman e, ağlıyordu. E, bunlar böyle bir insan şeyden. Ben hatta o zaman ondan dedim ya dedim sizin şalgavurda alın çayı yetişirdi, ceviz yetişirdi, Simon Ağa var dedim. Onun ceviz yetişirdi altında en azından bin koyun gölgesinde yatardı. Hatta dedim ben geldim da bizim teyze çocuklarıyla gittik e, Simon ağanın, e, şey, ceviz bağından birkaç tane ceviz aldık yedik tabi, Simon ağa bunu gördü gördü yani bizi görmedi. Baktı ağaçta biraz şey noksan ceviz geldi dedi ki benim e, teyzemimiz de ismi de e, nasıl Nazkiye aynı az dedi. Sizin dedi çocuklar benim dedi bahçeye girmiş ceviz dedi bilmiyorum hala çocukları sonra geldi elimiz yeşil ağzımız yeşil yeşil ceviz yemiş anında belli oluyor yani kaçacak bir şeyin yok neyse bizi biraz azarladılar yani orada öyle bir düzen vardı hatta bu adama da şey ettim de ben evine misafir olduğum kişi Taceddin Durmuş'un babasının evine ee, orada dedim ya dedim burada çok güzel malina yetişir. Türkçe adı Ahudududur. Dedim Dedi bu malina'nın ağacından dedi hanı dedi o zaman dedi malina her taraf doluydu. Ama dedi sana bir fide bulacağım. <laughs> e, o zaman buldu verdi. sağ olsun. Ya şimdi iyi bir çiftçilik yapmak için en azından yani e, o toprağın hakkını vermesi lazım. Şimdi tabi e, şey çıktı. Ama eski dönem daha iyiydi. Şimdi traktör çıktı. traktörün mesela şimdi turbo yaptılar doğru. Yaktı tekrar e, alıp geri şey diyor Yani o çıkan gaz yine de ne de olsa tarlaya konuyor. Yani bu bir tarafa gittiği yoktur. o Oradan şey bizim mesela zamanımızda biz bu merdaneler çıktı. Merdaneler biz kalın domuruklardan yapardık. Üzerine binerdik. O taşı ve e, e, kesek diyoruz onları ezerdi, düzeltirdi. O biçme işinde kolaylıdı. Yani e, demeyiz de to, toprağın hakkını iyi verirse çiftçi hiç korkmasın her zaman kazanabilir. E, o ekimi de ekimde de koplusu olsun, pullu olsun onu öyle ayarlaması lazım ki alt toprak üstte gelmesi lazım. Çünkü alt toprak verim vermez. E, bitki üst toprakla gömüldüğü zaman verimi daha iyi olur. Yani bunları çiftlere öneririm. İster yaparlar ister yapmazlar. Kendileri bildiği bir şeydir. Ama verim almak istiyorlarsa böyle yapmalar lazımdır. Peygamber arpası. Burada şimdi kavulca ekiyoruz. Kavulca da demin de şey ettim, arz ettim. O zaman sade pilavlık için kaz çok iyi olurdu, lezzetli olurdu ve de doyurucu olurdu. Az miktar o zaman da elle piştiğimiz için taşlı olurdu. Fazla ekemezdik. Şimdi hani bir çer düverle yaptığımız için taş olmuyor ve yemesi de iyi, sindirim sistemine de yardımcıdır. E, i̇kinci bir şeyimiz geç bayatlayan Kafkas kızılı diyoruz, kırmızı buğday. Da o ata tohumudur. O da Kars'ın en iyi bitkisidir. Şu anda mesela bizim dağ bölgelerimizde diğer beyaz buğda yetişmez, o buğday yetiştirirler, o da çok güzel, onun da gluteni düşüktür, pek fazla değildir, yani bitki olarak burada, peygamber arpası, peygamber arpası dediğimiz aynı arpa gibi biter, patosa girdiği zaman buğda çıkar, yani bakarsın ki buğday ya, nasıl olur bu, arpa bitmiş de buğda çıktı, zaten bunun, e, Peygamber hadislerinde de var. O zaman derlerdi ki ya Peygamber e, buğde ekmeğin arpa ekmeğine katı yapıp yemiş. Yani böyle bir e, rivayet var. E Demek ki bu e, çıplak arpaydı. Ondan da ismi Peygamber arpası. Onun da gene değiştirilmemiş. Çok güzel bir arpa ve burada Malakan zamanlarında o arpa ekilirdi burada. Bir şey ekilmezdi. Karabuğ'da ekilir de, su, kırışka deriz biz ona, o da soğuğa dayanıklı yoktur. Yapraklı, biraz geniş yapraklı olduğu için soğuk onu e, randıma verdirmiyordu. Kavulca zengin yemeği olur. Tabii kavulca, yani eskiden de zaten zengin yemeğiydi. Şimdi Malakanlar burada lahanadan turşu kordu. Efendim kavulcayı böyle şeyi derdi. Da komşularından bilmeyen gelip yediği zaman ya Allah Allah bu nasıl bir şeydir? Ne kadar lezzetlidir? Ondan sonra da yayıldı herkes de mesele diyelim evini yiyeceği kadar 20 kilo 30 kilo kadar böyle taşını ayırtlayarak yapıp yurdular çok. Kars'ta her yerde tüketiliyordu bu. Daha neler yapılabilir? Verimi artırmak için nelere dikkat edilir? Ya şimdi için. burada verimi artırmak için çok şeyler e, şeydir. şeyidir. Biraz e, halkı yani devlet tarafından da olsa daha bilinçlendirmek gerekir. Şimdi e, ne de olsa köylü tam bilinçli değil. Bu ekim, kalkınma şeyinde biraz de azıcık da azıcıkla bir devlet desteği olursa o da öyle destek değil. kontrollü destek. Ziraat fakülteleri Tabi kontrollü destek. Mesela adama vermişsinse de e, diyelim ki 50 dönüm kavulcu ekecektir. Öyle bırakamazsın. Onu kontrol edeceksin. Gerçekten ekmiş mi, ekmemiş mi? Buna nasıl bağmış. Bu şekil şeyi derse de Kars hayvancılıkla tarım bölgesidir. Başka bir işi yok, sanayisi yoktur. E, eskiden de burada şimdi, kusura bakmayın. Şimdi bizim defneciler hep o eski tarihin defnesini arıyor. E bu toprakta kazandı bunu ya. Başka topraktan getirip de bu toprağa gömmedi bu defneyi. Evet. Yani bunlar iyi bilmeyi lazımdı. Tabi bu toprak yani bizim toprağımız. Ya tabii bizim toprağımız şimdi bu Kars bölgesi yani şimdi bugün mesela diyelim ki da Ermeniler buradaydı da gitti şey oldu ne oldu. Yani şimdi hele diyor Kars 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 ya o Kars'ta ne var bak adamlar mesela şey benim mesela akrabalar Malakanlar git yine hepsi Kars diyor. Çünkü bu toprağın Çernozum derecesi dünyada birinci topraktır siyah toprak olarak. Yani 3 ayda git dünyanın hiçbir yerinde 3 ayda bitki bitiren bir toprak yoktur. Yani burada üç ayda hasat ediyorsun. Ektiğin arpa olsun, buğda olsun vesaire olsun, patates olsun. Bir lahana biraz geçişiyor. Yani gecikme sebebi de budur ki lahana ne kadar soğuk yese o kadar lezzet alır. Yani bu önemi var. Efendim Malakan köylerine girdiği zaman köyün bir plan içerisinde düz bir yol, sağlı sollu evler görüyoruz. Bunun Malakanlar ne amaçla yapmışlar, önemi nedir bunun birinci önemi budur. Şimdi köye ayrı bir güzellik veriyor. İkinci önemi budur. Yani komşulukta bir tarafı cadde, bir tarafı kendi tarlası. Yani orada da köylü hayvan yetiştiriyor şeydi. Yani komşusuna zarar vermez. Yani bunun önemi karşıya çıksa zaten sokaktır, caddedir. Arka tarafı yaklaşık 4-5 dönümlük bir tarla. E, oraya gitse kendi yanı şey etmez. Bir de onun güzelliği budurcu. ki e, şimdi ev yapıyor. Evi de tam yolun kenarında yapmıyor. Yola biraz mesafalıdır. E, onun yanında ahır yapıyor. Ahır da mesafalıdır. Ahırın şeyinde de e, arka tarafında da tarladır. O tarlada sebzesi de olur, tavuğu da, kazı da, orada otlar, orada şeyler yani e, komşuluk ilişkileri bakımında da çok önemlidir temizlik şeyinin de çok önemlidir. Ve düzen bir tertibat. Ya düzen hem de nasıl düzen? Şimdi diyelim ki elektriği veriyorsun bir e, e, şey köyüne. İki taraflı mesela direği şey edersin. Kısa mesafede o kadar kabloda ka şey etmez. Gücü şey etmez. Kan olsun. Bir sürü karışıklık olmaz. Yani çok az bir masrafla onu da kurtarıyorsun. Yani bunun e, e, devlet şeyine de çok faydası olur. Her şeyi düşünmüşler yani. Tabii. Düğünleri nasıl olurdu? Şimdi düğünleri nasıl olurdu? Düğünleri çok güzel olurdu da toplanırdılar köylerden. Hangi köyde varsa da herkesi kışsa kız yazsa at arabaları var, e, toplanırlardı. Herkes güzel, tertemiz e, elbiselerini giyerdi. E, gelirdi, samavarlarını yakardı. E, bunun yanında e, lafşa çorbası var bu erişte aşına benzer ama onun şey değil. Onun hamuru sade yumurtayla yoğurulur. Aa, onu 5-6 kadın böyle şey der, keserler, onu güzel kazanlarda şey der. Onun yanında tabii et şeyini şey der, bilinsiler var, diğer efendim hamur yemekleri vardı. Masaları donatırdılar, samavarlarını koyardılar. Malakalar genellikle büyük bardakta çay içerdi ama soğutar içerdi. Sıcak çay hiç bir zaman içmezdi. Hı -hı. Neden olur? Şimdi onun tabağı var, tabağa dökerdi, o soğurdu, soğuduktan sonra içerdi. Şimdi sıcak çayın e, mide çeperlerine zarar olurdu. O çay da hatta yemekten önce içilirdi, e, bağırsaklar açsın diye. Her yemekten önce mutlaka e, gene Malakan dilinde diyeyim bir isteken çay içilirdi. Biz tersini yapıyoruz. Yemekten sonra et. O yemek, yemekten sonra çay içmeyeceksin. O yemekten sonra içtiğin çay, o aldığın e, gıdaları, o şeyi su içeceksin. Su da mineral var. Onun birleştiği zaman sana faydası var. Çayda yoktur öyle bir şey. Çay sade, ilk içtiğin zaman ılık içiyorsun, sıcaktır. Sanki bağırsakları böyle bir yağlıyorsun ona giden şeyler. Hani e, e, yara yapmaz, şey etmez, giden ekmek yolda tıkanmaz. Yani rahat midene iner, bir derden rahat olur. Yani bu önemi var. Balı böyle tüketirdik. Biz eskiden arıcılık yapıyorduk. O zaman böyle biz bu listi, arılara konulan listi çok az bir iki parmak şehirdeydik. Arının kendisi örerdi. Bunu da da bir şey işte, sağma diyoruz. Makinelerimiz vardı, sağardık. E, bal e, bir ay, bir buçuk ay kaldıktan sonra donardı. Biz onu aynı böyle tereyağı gibi alırdık, don şeklinde ekmeğe sürerdik veyahut da e, çayımızın içine kadar tatlı şeklinde içerdik. Şimdi balı eritmek hiçbir zaman doğru değildir. O insan sağlığına hayrından çok zarar verir. Onu öyle don olarak tüketmek en birinci şeydir. İsterse laboratuvarda ister de incelesinler görecekler bunun şeyini, faydasını.